Mutlu Bir Yuva İzinde programına hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum sevgili izleyiciler. Çok güzel bir konuyla başlangıç yapmıştık bu programımıza. İlk haftamız acemice bir ortamdaydık ama şu an çok güzel bir ortamdayız. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini umut ediyorum. Geçen haftaki konumuzla ve konumuzla devam edeceğiz. Necla Hocam burada. Hoş geldiniz Necla Hocam. Teşekkür ederim. Konu başlığımız Mutlu Bir Yuva İzinde programında ilk şununla başlamıştık. Okul başarısına giden, okul başarısından hayat başarısına giden yolda bizler çocuklarımıza nasıl rehberlik yapacağız? Siz de çok güzel noktalara vurgu yaptınız ama konumunun çok başında kaldık. Ve arkasında çok değerli konular ve çok değerli sorularımız var irdelememiz gereken. Sizi başta önce kısaca bir tanısak, tekrardan belki ilk videoyu izlemeyen seyircilerimiz vardır. Sonra konumuza devam etsek. Tabii ki. Evet. Adım Necla Korkmaz. 1970 Zonguldak doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. 21, 23 ve 25 yaşlarında 3 çocuğum var. Evet. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Pederen bölümünden mezun oldum. 25 yıl İstanbul'daki özel öğretim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak görev yaptım. Tekrar bu programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Evet, evet, benim için de öyle. Çünkü çocuklarımı hem büyütmüş, o okul basamaklarından yavaş yavaş çıkarmış ve artık hani meslek hayatına atılan bir anne olarak hani meslek hayatına giren bir çocukları meslek hayatına giren bir anne olarak hem de mesleğimdeki tecrübelerim sizinle paylaşmak beni de çok mutlu edecek. Geçen hafta okul başarısından ne anlıyoruz? Hatta onun öncesinde okul başarısıyla ilgili veya hayatla ilgili çocuklarımızdan neyi beklemeliyiz? Beklentilerimizi neye göre oluşturmalıyız? Bunun üzerinde durmuştuk. Orada netleştirmiştik. Şöyle bir hatırlarsak demiştik ki çocuklarımızın dan beklentilerimiz bizim hedeflerimize göre değil, bizim düşüncelerimize göre değil, onların kabiliyetlerine göre ve onların donanımlarına göre olmalıdır. Ve onları programlayan anne babalar değil, onları hayat başarısına gitme yolunda onlara rehberlik eden anne babalar olmalıyız şeklinde bir vurgu yapmıştık sizin dediğiniz gibi. Evet. Bu cümle de hayat felsefemiz olacak bence anne baba olarak evet, hocam. Evet, rehberlik yapmak. Evet. Çok güzel bir cümle, evet. Çok güzel bir ifade. Evet, çünkü emanetler onlar bize. Evet, yani bizden izler taşıyorlar tabii ki. Bize benziyorlar ama bizden çok farklı yönleri var. Biz onların hem bizim onları keşfetmemize hem de onların kendilerini keşfetmesine biz onlara yardımcı olacağız. Rehberler olacağız inşallah. Evet. Bugün de okul başarısına onları hani götürmede, okul başarısını yakalamada acaba özgüven ne ifade ediyor? İşte motivasyon ne ifade ediyor? Tabii ki başarısızlıkları olacak. O başarısızlıkları nasıl başarıya dönüştürebiliriz? Onların sorumlu birey olarak yani okulla ilgili görevlerinde sorumlu bireyler olarak nasıl yetiştirebiliriz? Başlıklarını sizlerle beraber inceleyeceğiz inşallah. Evet. Açıklamaya çalışacağız. Peki hocam özgüveni nasıl kazandıracağız çocuklarımıza ki... Tabii yani bir parantez açacağım ama çok başka bir başlık o zaten de sadece vurgulamak istiyorum. Belki biz özgüven kavramını bile çok iyi anlamış olamayabiliyoruz yani. Veyahut da kendimizde bu noktada sıkıntılarımız olabiliyor. Ki ben işte Fransa'da yaşıyorum, siz de şu an İngiltere'desiniz. Farklı kültür ve iki dille birlikte bir ortamda yaşamanın getirdiği zorlukları aşmamızda çok önemli bir kavram bence özgüven. Bizde de eksiklikler varken veyahut da tam o kavramı bile anlamamışken anneler olarak veyahut da babalar olarak nasıl kazandırabiliriz bunu çocuklarımıza? Kendi eksikliklerimizle birlikte ifade edeyim. Evet. Şimdi aslında çocuklarımızla biz beraber öğreniyoruz.
Evet. Yani anne baba olduğumuzda çocuklarımız büyürken aslında bizler de büyüyoruz ve bizler de öğreniyoruz. Sizin dediğiniz gibi yani öncelikle bizim o özgüven, hani kendini bilme, kendini tanıma, kendini farkına varma, bu özellikleri öncelikle bizim kendimizde oturtmamız lazım. Kendimiz oturtmadan çocuğumuza bir şey vermemiz çok zor. Veya ona oturtmaya çalışırken bizler de varsa o noktada eksiklerimiz, onlarla beraber tamamlamaya çalışmalıyız. Evet. Çünkü her şeyin başlangıcında, yani bir insan olarak varoluşumuzun başlangıcında çok önemli bir kavram özgüven. Yani bazen yanlış kullanılıyor aslında. Hani günümüzün 21. yüzyılın psikolojik rahatsızlıklarından biridir aslında narsizm. Hani insanın kendini çok böyle yükseklerde görmesi, sadece ben demesi, o benlik duygusunu çok öne çıkarması, bu çok bir uç noktadır ve insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ama özgüven şunu ifade eder: ben kendimi seviyorum cümlesiyle başlar. Yani ben kendimi seviyorum bir varlık olarak, şu dünyada, şu kainatın bir öznesi olarak ben kendimi seviyorum. Ama bu tabii duygunun oluşabilmesi için önce kendini insanın şey yapması lazım, çok iyi tanıması lazım. Neleri yapıyorum, neleri yapamıyorum, özelliklerim neler vesaire, onları gördükten sonra ben kendimi, evet ben bu şekilde yaratıldım, bu özelliklere sahibim ve bundan dolayı da ben kendimi seviyorum. Tabii bu duygu, bunların hepsi, her biri aslında ayrı ayrı başlıklar ama. Evet, evet. Şu anda benim aklıma çok şey geliyor ama evet, sapacağız yani, diye yani zorluyorum kendimi. Evet, zamanımız da sıkıntılı, sınırlı. Biz şu an çocuklar boyutuna değinelim. Dediğiniz gibi onları uygularken kendi eksikliklerimizi daha çok fark edeceğiz. Evet. Ben işte değerliyim, kendimi seviyorum ve ben önemliyim. Yani şu kainatın içerisinde ben önemliyim, değerliyim ve bundan dolayı da kendimi seviyorum. Şimdi bu duyguyu kendisinde oluşturan bir anne veya işte baba bu duyguyu tabii ki çocuğuna da çok rahatlıkla hissettirebilir. Çocuğumuzun da okul basamaklarını çıkabilmesi için bu düşüncelere sahip olması gerekir. Evet, annem babam beni seviyor, çevremdeki insanlar beni seviyor, bana değer veriyorlar, ben önemliyim. Zaman zaman başarısızlıklar yaşayabiliyorum ama yine annem babam beni seviyor. Onların sevgisine herhangi bir şekilde değişiklik olmuyor. Ve ben bu anlamda onların yanında değerli bir insanım. Ve tabii evet, özgüven beraberinde şunu da getiriyor. Çocuk kendini çok iyi tanıyor, biliyor. Tabii bu tanıma bilmede anne babanın rehberliği, rehberlik ifadesini kullanıyoruz. Çok önemli. Yani çocuğun neleri başarabildiğini, hangi alanlarda daha yetenekli olduğunda onu o alanlarda cesaretlendirmede anne babaya çok, hani okul basamaklarında da tabii bunu görüyor. Okuldaki öğretmenler de bu konuda rehberlik yapıyorlar ama ailenin de bu noktada destek vermesi, onun yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi çok önemli. Evet. Başarısız olabiliyorum zaman ama ben başarısız olduğumda da ailem beni seviyor, bir şeyler ortaya koyabiliyorum. Bu duygu ve düşünceler beraberine tabii ki özgüveni de getiriyor. Hocam bunu ben kendim yapamadığım çok oluyor elbet ama böyle doğru düşünebildiğim zaman diyorum ki ya beni yaratan Allah, gören, gözüten, yediren, içiren, hatalarım, kusurlarıma rağmen beni rahmetinden mahrum etmiyor yani. Öyle düşünüyorum. Ve hep kendisi affedicisi, affetmeyi de bize hep öğretmiş Peygamber Efendimizle. Yani Rabbim her hatama rağmen bana kulum demeye devam ediyorsa, ben kendi yavruma kusurlarında da hatalarında da eksikliklerinde de yavrum demeyi, sevmeyi, o şefkati, merhameti göstermeyi mahrum edemem. Yani böyle bir hakkım yok diye kendimi böyle doğru düşünecek durumda olduğum zamanlar bunu salıklıyorum kendime çok fazlaca. Evet. Yani insan
hani kusursuz değil. Yani tabii ki hayatımızda zaman zaman inişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Tabii ki hatalarımız, başarısızlıklarımız olacağız. Biraz sonra zaten değineceğiz. Önemli olan o başarısızlıklardan, o hatalardan ders alabilmek, çocuklarımıza da bunu öğretebilmek. Şimdi çocuk, ben önemliyim, ben değerliyim, seviliyorum. Başarısız olduğumda dahi seviliyorum düşüncesi varsa çocukta, o zaman şu da geliyor arkasından. Evet, bana düşen şey elimden geleni yapmak. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Bütün bu düşünce biçimi çocukta özgüveni ifade ediyor. Yani bunu zaten sağlayan bir çocuğun okul hayatında yani bir sonuca ulaşmaması, hedef belirleyip kendisine o hedefi elde etmemesi zaten mümkün değil. Evet, şimdi çocuklarımızı demek ki sadece başarılı olduklarında takdir etmeyeceğiz. Onlar başarısız olduklarında da onlara sevildikleri duygusunu vereceğiz özgüvenlerinin gelişmesi adına. Ve başarısız olduklarında da onları eleştirmeyeceğiz. Çok önemli yine özgüvenin Eleştirdim. oluşmasında. Evet, başarısız olduklarını da eleştirmeyeceğiz. Biraz sonra zaten deneyeceğiz. Başarısız olduklarını, acaba başarısızlıklarını şeye çevirme, olumluya çevirme, eğer doğru yönlendirebilirsek, eğer doğru rehberlik yapabilirsek, her başarısızlıktan bir başarıya doğru bir yol da açılabilir. Evet, sadece başarıya odaklanmamız çocuklarda sınav kaygısı oluşturabilir. Yani sadece evet ben başarılı olmalıyım, sürekli başarılı olmalıyım, hata yapmamalıyım düşüncesi çocukta her girdiği sınavda, yani bu okuldaki küçücük bir hani sözlü sınavında bile olabilir veya bir karar verme aşamasında bile olabilir. Yani sadece sınav olarak düşünmemeliyiz, bir karar verme aşamasında dahi olabilir, kaygı oluşturabilir çocuklarımızda. Ve sınav kaygısı da çocuklarda özgüven ve motivasyonu düşürür, çalışma isteğini azaltır. Evet. Çok haklısın. Motivasyonu düşen çocuk çalışmak istemez. Yani özgüveni zaten evet ben başarısız oluyorum. Bir sonuca ulaşamıyorum. Çevrendeki insanlar da beni başarısız görüyorlar. Annem babam da beni başarısız görüyor. O zaman neden çalışayım ki diye düşünebilir çok rahatlıkla. Yani ve o çalışma aşkı şevki kırılabilir. Güven duygusu da aynı şekilde kırılabilir. Evet, özellikle güven duygusunu, çocuktaki özgüven duygusunu kıran yaklaşımlardan bir tanesi de çocuklarımızdan kapasitesinin fazlasını istemek. Hatırlarsanız ilk programımızda şöyle Madde. söylemiştik. Evet, ne demiştik? Çocuklarımızı beklentilerimizi onlardan, beklentilerimizi belirlerken onların özelliklerine göre, onların kapasitesine göre belirlemeliyiz diye ifade etmiştik. Şimdi eğer onların kapasitesinden fazlasını istersek, şimdi somut bir örnek verelim. Hani bizim böyle özellikle Türk aile yapısında böyle anne babalarının şeyleri vardır, hani hayalleri vardır. Çocuklarının şey olması, doktor olması. Böyle çok klasik örnek olacak ama şimdi çocuk mesela işte evet okul basamaklarını başarılı bir şekilde çıkıyor gibi görünüyor. Hani evet bu çocuk güzel gidiyor. Öyleyse hani hem böyle şey noktada görünür ya işte doktor olmasını hani Çünkü doktorluk baktım çok ben. kıymetli, doktorlarımız kıymetli. Ondan istiyoruzdur hocam. Başka bir hiç amacımız yoktur yani. Kendimiz, doktor annesi olayım gibi bir havam istemiyoruzdur eminim. Tabii kesinlikle öyle. Ama şimdi çocuğun eğer kapasitesi veya ilgi ve yetenekleri buna yönelik değilse bizim şimdi ondan öyle bir beklenti içerisine girmemiz onun özgüvenini kırabilir. Çünkü ona zor gelebilir bu hedef. Yani çünkü biraz ilgi ve istekler Rabbim donanıma göre oluşuyor. Çocuk kendi zihninde oluşturuyor. Evet ben şunu yapabilirim. Çünkü bunu yapmaktan zaten zevk alıyorum. Beni mutlu ediyor ve buna ulaşabilirim. Ama biz onun üstesinden daha farklı bir şey. Ya ilgi yeteneklerinin dışında bir şey istediğimiz zaman ama ben bunu hayır yapamam. Bu benim için çok zor deyip güven duygusu düşebilir. Yine başarabildiklerini görmemek. Yani tamam
başaramadıkları var. Diyelim ki işte bir okul olarak ifade edersek. Şimdi okula bakıyoruz, çocuklarımız hani birçok dersi görüyor. Tarih, coğrafya, işte dille ilgili, bulundukları ülkelerde dille ilgili, dil bilgisiyle ilgili, işte matematikti, fen dersleriydi vesaire, bir sürü ders görüyorlar. Şimdi bütün dersleri çocuğun mümkün değil. Yani çünkü dediğim gibi ilgi ve yetenekler farklı çünkü. Şimdi biz evet çocuğun sayısal alanda çok fazla yeteneği yok ki bu büyük bir oranda doğuştan getirdiğimiz donanımlarla ilgilidir. Bir matematik yeteneğinin çocukta olması. Matematikte çocuk evet istenilen şeyi gösteremiyor ama çocuğun sosyal dersleri çok güzel. Evet. Veya işte bir sosyal sanat ilişkileri de çok güzel olabilir. Evet, evet. Yani sosyal ilişkileri olabilir. Sanatla ilgili çok güzel yetenekleri olabilir. Evet. Şimdi ama biz sadece o yapamadığı şeylere odaklanırsak, evet sen şu derslere evet başarılı değilsin diyerek o başarabildiklerini görememek yine onun özgüven duygusunu kırar. Aynı şekilde başaramadıklarını bazen hani yüzüne vurmamızda evet sen şu derse bak şu notu almışsın. Ama bu evet istenilen bir not değil, bunu senin yükseltmen lazım gibi. Tabii ki elde ettiği sonuçların bir değerlendirmesi yapılmalı ama hani sürekli o başaramadıklarını öne çıkarmak, eleştirmek, buna yönelik eleştirimizi ifade etmek çocuklarımızın özgüvenlerini kırabilir. Hatta evet, onlara, hatta evet. Hep eleştirel bakış, hep işte yapamadıklarına bakış kendilerinde de öyle bir ahlakın oturmasına sebep oluyor. Bu sefer onlar da kendinden küçükleri, kendinin eleştirebileceklerini, kendinin hor hakir görebileceklerine uyguluyor o tavrı, o baskıyı. Evet. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız hocam. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız. Kesinlikle çünkü biz onlara örnek oluyoruz. Biz de gördükleri davranışları onlar da modelleyerek daha küçüklerini aynı şekilde gösterebiliyorlar. Bizim dilimizde gücü yetene derler ya hocam. O devam ediyor maalesef. Evet, kesinlikle öyle. Öyleyse çocuklarımıza mesajımız nasıl olmalı? Yani onların özgüvenlerini geliştirirken, geliştirmeye çalışırken, onları bu alanda desteklerken mesajımız nasıl olmalı? Evet, derslerini severek çalışmalısın. Bu çok önemli. Yani bilgi çünkü hani sadece burada alınan notlar araçtır eğitimde, öğretimde. Yani orada sayısal olarak ifade edilen şeyler araçtır. Esas olan öğrenmektir. Hani bilgiyi elde edebilme çabasıdır. Ve o sevginin çocuklarda var olmasıdır. Yani derslerini severek çalışma ne ifade eder? Ben bilgiyi seviyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Evet. 19. yüzyıl filozoflarından Bacon'ın güzel bir sözü var. Bilgi güçtür diyor ki 21. yüzyılda bunu çok güzel ifade ediyor. Yani bir insanın 21. yüzyılda bulunduğu ortamda kendi varlığını ifade edebilmesi için bilgili olması lazım. Yani şu anda yani insanların sahip olduğu özellikler işte sahip oldukları mal varlıklarıyla ifade edilmiyor. Yani şu anda günümüz yüzyılında insanları öne çıkaran şeyler var olduğu bilgi donanımı. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama hep çevremizdeki örnekler onu gösteriyor. Yani bilgi donanımımız ne kadar iyi olursa, ne kadar çağımızı anlayabiliyorsak, çağımızda var olanları değerlendirebiliyorsak, sahip olduğumuz mesleğin bilgi birikimine ne kadar sahipsek, o kadar kendimizi ifade edebiliyoruz bulunduğumuz ortamda. Hocam bunun tadına baktıktan sonra çok daha iyi anlıyoruz. Yani azıcık evet. Bakıp da onu kullanıp da kullanmanın lezzetine vardığımız zaman kendi hayatımızda ve rollerimizdeki meyvelerinde çok iyi tadına varıyoruz. Ve bir zaman çok önceliklerimiz, mesela bayanlar olarak ben kendi adım örnek verebilirim. İşte temizlik önceliğimse, evin işte aslında olmasa da olmazlarını önceliğe oturtuyorsam önceden, şimdi daha geri plana atabiliyorum. Çünkü onların sonradan telafisi var diyorum. Ama sahip olunması gereken bilgilerin
ileride kaçırmış olabiliyorum yani ileride elde edememiş olabiliyorum. Tadına varmak lazım zannederim. Çok güzel bir vurgu yaptınız hocam. Çok güzel bir vurgu yaptınız. Evet, çocuklarımızı o lezzeti, o tadı tattırmamız gerekiyor. Evet, derslerini severek çalışmalısın. Yani bu mesajı ve o sevgiyi, o tadı yakalamalarında yardımcı olma çok önemli. Evet, sonra yine şu mesaj, evet sen elinden geleni eğer yapıyorsan bizim için bu yeterli. Yani bizim senden beklediğimiz şey senin var olan donanımına göre yapabileceklerinin en iyisini yapman. Bu bizim için yeterli. Ve yine bunu destekleyici başka bir şey, düşünce biçimi. Amaçlı, programlı, planlı ve dürüst çalışman yine bizim için önemli. Yani evet, zaten dersteki o hani bilgiyi elde etme sevgisini elde eden bir çocuk ve evet sadece ailem benden donanımlı bir birey olarak yetişmemi bekliyor ve benim sadece elimden geleni yapmam onlar için yeterli olacak duygusuna sahipse zaten çocuk o amacını, planını, programını ve dürüstçe çalışmasını da beraberinde getiriyor. Yani bu düşünceler çok önemli. Şimdi biz eğer bu çocuğu sadece başarıya odaklı, yani başarısını görmeyip sürekli başarısızlıklarını gören bir bakış açısıyla ona yaklaşırsak o dürüst çalışma da gösterilemeyebilir. Yani mesela hani biz eğitimcilerin hiç çocuklarda görmek istemediğimiz bir şeydir mesela. Hani kopya hadiseleri sınavlarda mesela. Yani şimdi sınav kaygısı ve başarısızlık endişesi yani çocuk sınavda başarılı olma düşüncesiyle böyle yanlış bir davranışa mesela sürüklenir. O da istemez aslında böyle bir davranış göstermeyi. Şimdi bunlar hep dediğim gibi birbirine bağlı olan şeyler. Hocam, evet, ben bir cümle söylemek istiyorum. Ya bunlar tabii, evet okuyarak buyurun. Öğrendiğimiz, tecrübe edindiğimiz meseleler. Ama kısaca şöyle de düşünsek herhalde çok büyük yanlışlar yapmaktan kaçınırız. Ya bana nasıl davranılmasını istiyorsam yaptıklarım ve yapamadıklarım konusunda gerek anne babam, komşularım, arkadaşlarım, eşim, çocuklarım biz de öyle davranmalıyız çocuklarımıza. Ya bunu kendimize sorsak diye düşünüyorum evet. Ve sürekli hatırlatsak bu özgüven evet. Kazandırma, onun kişiliğine hakaret etme, psikolojik baskı gibi hakikaten çocuğu darma duman eden yanlış şeylerden kaçınabileceğimizi düşünüyorum. Yani ben kendime nasıl davranılmasını istiyorsam, yanlışlarımla, iyilerimle öyle davransam büyük problemler çözer gibiyiz. Evet, kesinlikle aynı şekilde. Yani hani empati diye ifade ediliyor bu hani evet. Bu kavram. İnsanlar arası ilişkilerle de aynı şekilde çok önemli. Çocuğumuzla olan ilişkilerimizi de aynı şekilde sizin söylediğiniz gibi. Ben çocuklarımdan mesela çocukluk dönemlerinde çok duydum hocam bu kelimeyi. Yani sen benim yerimde olsaydın. Sen benim yerimde olsaydın şöyle düşünmezdin. Şu şekilde davranmazdın. Biz de öğreniyoruz çünkü onlarla beraber. İfade edebilmeleri bile çok güzel. Evet. Çok güzel. Yani bu yine başka bir konu, hep konu iç içe girmiş evet, oluyor evet, ama. Evet, yani, tutuyorum kendimi. Evet, iç içe girmiş oluyor konularımız ama gerçekten öyle. Zaten önemli olan zaten o duygu paylaşımını oluşturabilmemiz. Geçen programda da öyle söyledik. Yani okul başarısı, o aileyle, yani çocukla kurduğumuz ilişki, o duygu paylaşımı yanında inanın çok küçük bir şey kalıyor. Yani çok çok küçük bir faktör kalıyor ama çok araç gibi kalıyor yani. Ama maalesef biz şu anda mesela hani okullar açıları daha yeni oldu. Hayatımızın bazen anne babalar çocukla olan diyaloglarının tam böyle merkezine yerleştiriyorlar okul başarısı. Halbuki o çok küçük bir faktör. Yani diğer o büyük taşlar yerine oturduğunda zaten okul başarısı kendiliğinden geliyor. Kesinlikle. Yani kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Evet hocam, zamanımız da aynen. Evet. Hocam eğer bu konuda söyleyecekleriniz genel hatlarıyla bittiyse nasıl motive edeceğiz, oraya da geçelim mi? Evet, birbirine bağlı iki kavram evet. Zaten. Özgüven, evet. Motivasyon ve okul başarısında çok yine önemli bir kavram motivasyon. Aslında insan hayatında ben önce isterseniz motivasyonu
ne ifade ediyor, nasıl özgüveni ifade etmiş olduk. Burada da motivasyon bize ne ifade ediyor, onun üzerinde kısaltabilirim. Evet, motivasyon bir insanın herhangi bir işe başlamadan önce istekli olma hali, hazır olma hali. Evet, ben bu şeyi alana başlayabilirim, bu işi yapabilirim duygu ve düşüncesinin oluşması durumuna biz motivasyon diye ifade ediyoruz. Yine çocuğumuz okul başarısını elde edebilmesi için kendini hazır hissetmeli. Yani şimdi okullar yeni başta, tabii çocuklar bir olumsuz bir durumla, hani çok uzun bir tatil döneminden sonra başlamış oldular. Şu anda bilmiyorum, anne babalar yakinen daha okul çağındaki çocuklar olan anne babalar daha yakinen yaşıyorlar evlerinde. Çocuklarımız uzun tatil döneminden sonra, hani belki online dersler vesaire devam etti ama sonuçta bir sınıf ortamındaki motivasyon gibi o şeyi yakalamak çok zor. Özel bunun için şimdi, rehberlik bile alınıyor hocam artık. O kadar zor hale geldi ki. Burada da çok güzel çalışmalar var. Belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar var hocam. Aslında hani belki kamu yönüyle gelmese bile, hani bizler çevremizde yapabildiğimiz kadar, hani o pandemi sürecinden sonra çocuklara tekrar bir toparlama, motivasyonunu artırma adına böyle çalışmalar yapılabilir. Belediyeler duyuru atmışlar buralarda. Destekle, eğer destek bekliyorsanız bu noktada çocuklarınıza, bizden yardım alabilirsiniz diye şey oluşturmuşlar. Hani psikolojik destek gibi. Gerekli de, evet, çok da gerekli. Çok, evet, gerekli ifade ettiğiniz gibi. Şimdi tabii ki çocuğumuz okula kendini hazır hissetmeli. Yani evet, ben okula başladım, artık okul ortamındayım. Bu yılda çok güzel şeyler öğreneceğim. Bu noktada kendimi hazır hissediyorum diyerek o hazır olma durumu ve istekli olma durumunun oluşması gerekiyor. Peki bunu oluşturabilmek için neler yapabiliriz? Biz çocuğumuzu nasıl destekleyebiliriz? Evet, başarı duygusunu tadabileceği fırsatlar oluşturabiliriz. Çünkü insanın yaratılışında var olan çok güzel duygulardan bir tanesidir başarı duygusu. Yani Rabbim herkese o duyguyu hani tatması, hani tattırmak ister yani. Çok önemli, var olmamıza bulunduğumuz önce kendi kendimizde, hani o var olduğumuz bilincinin oluşmasında, çevremizde yine o var olduğumuzu ifade etme biçimimizde o başarı duygusu, çünkü çok önemli bir duygudur ve herkes tatmak ister. Yani örnek verecek misiniz hocam bu fırsatlarla? Evet, ben mesela şeyde hiç unutmuyorum. İlkokulda görev yaptığım bir dönemde anaokulu çocuğu, yani 6 yaş çocuğuyla bir işte test çalışması yapacağım. O dönemde biliyorsunuz çocuklar duygularını çok ifade etmiyorlar. Biz de materyallerden yararlanıyoruz. İşte resim çizdiriyoruz vesaire, böyle etkinlikler yaptırıyoruz. Ama çocuk çok beni şaşırtmıştı. Bu etkinlikleri yaparken çok güzel bir şekilde ifade etti duygularını. Öğretmeni şöyle yönlendirmişti bana. İşte sınıf içerisinde çok kendini ifade edemiyor, etkinliklerde hep geri planda durmaya tercih ediyor şeklinde. Ama şimdi bakıyorsunuz, hani çocuk kendini göstermiyor, sanki hani böyle sönük silik bir şey gibi, öğrenci gibi duruyor sınıfta. Ama öğretmenim dedi bana, ben de başarmak istiyorum, ben de yapmak istiyorum, arkadaşlarımın yaptığı gibi ben de yapmak istiyorum. Yani o duyguyu gerçekten herkes tatmak istiyor. Ya şimdi her insanın da, Allah her insana da başarabileceği şeyler vermiş, donanım vermiş. Hani hep söylüyoruz, bize düşen şey o başarabilecekleri alanları çocuklara hani keşfetmelerinde onlara rehberlik yapabilmek. Şimdi başarı adacıkları ifadesini mesela kullanıyoruz. Onlara başarı adacıkları oluşturmak. Yani o başarı duygusunu tadabilecekleri alanlar, adacıklar oluşturmak. Yani yeteneğine göre, mesela diyelim ki çocuk
şeyde dil alanında diyelim ki başarılı değildir. Hani kendini çok ifade edemez ya da dilini güçlü bir şekilde kullanamayabilir. Ama diyelim ki çok güzel resim yapıyordur. Şimdi çocuk o başarı duygusunu diyelim ki o yaptığı resimle ve o resimle elde ettiği bir başarıyla tadarsa, evet ben de başarılı olabiliyorum duygusu oluşur. Ve diğer alandaki, yani eksik kaldığı diğer alandaki gayreti daha fazla artmış olur. Evet bunları yapabiliyorum. Sena işte çok güzel şarkı söyleyebiliyorum, resim yapabiliyorum. Ya da işte yani aileme mesela işte evdeki işlerinde yardımcı olabiliyorum gibi mesela. Yani evet bunları yapabiliyorsam öyleyse ben işte tarih dersinde başarılı olabilirim, matematik dersinde başarılı olabilirim. Yani bir alanda o başarı duygusunu çocuğumuza tattırmamız gerekiyor. Evet. Başarı adacıkları oluşturmamız gerekiyor onlar için. O duygu geldiği zaman zaten Allah'ın izniyle gerisi geliyor. Yani ben şunları yaptım, öyleyse bunları da başarabilirim. O cesaret, o motivasyon beraberinde oluşuyor. Sonra sonuçlardan çok gayretini ödüllendirmek. Yani şimdi bakıyoruz, az önce de hani özgüvenin oluşmasında da söyledik. Yani bizim için ona şu mesajı verdik. Bizim için senin gayret etmen önemli. Bizim için senin yaptıkların önemli. Çocuğumuz evet gördük, bir sınav haftasındaydı. Gerçekten onun öncesinde zaten ödevlerini zamanında yaparak ve o sınav haftasını çok iyi değerlendirerek elinden geldiğini göstererek, o çabayı göstererek o haftayı geçirdi. Ama sonuçları çok da parlak olmayabilir. Şimdi biz onu cesaretlendirme adına tabii ki ne yapacağız? Evet, benim için zaten o mesajı vermiştik. Senin gayret etmen önemliydi. Sen çok güzel bu haftayı geçirdin. Gayret ettin, üstüne düşen görevi yaptın. Hani onu bu bir teşekkür etmek daha iyi onlar için bir ödüldür. Evet, üstüne düşen görevi yaptığın için ben sana teşekkür ediyorum demek. Hani sonuçların pek belki seni memnun etmese de üstüne düşen görevi yaptığın için ben sana teşekkür ediyorum demek bile bir ödüldür. Hocam bunu şöyle de bağlayabilir miyiz? Çok da emin değilim. Hani şu an çok psikolojide bahsediliyor ya, anı değerlendirmek, anı yaşamak meselesi. Elbette sonuç çok önemli ama sadece sonuca kilitlenir, onun neticesine göre anı yaşarsak bu sefer de anın şeyini kaçırırız herhalde, lezzetini, heyecanını, stresini de diyebiliriz bir yönüyle yani. O olabilir mi acaba? Anın yani şeyini orada kaçırabilir miyiz sonuca kilitlendiğimiz yani, zaman güzelliklerini? Evet, çocuklarımızın gösterdikleri çabaları ve gayretleri hani ödüllendirmeye çalışmalıyız. Sadece sonuçlara odaklanırsak, sonucu sadece görürsek, çabayı görmezsek bu onların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Anı da evet, kaçırırız. Yine motivasyon, evet, anı da kaçırmış oluruz. Yine aynı şekilde daha önce de vurgulamıştık. Öğrenmekten ve başarmaktan keyif alması için yol göstermek. Bu da motivasyonu artırıcı faktörlerden biri. Evet, öğrenmekten ve başarmaktan keyif alması için. Evet. Öğrenmekten keyif almak, yeni bir şey öğrenmekten keyif almak. Evet, kitap okurken keyif almak. Ders çalışırken keyif almak. Ben öğrencilerime çok söylerdim. Yani çünkü Rabbim bana onu tattırdı öğrencilik yıllarında. Yeni bir şeyler öğrenmeyi çok seviyordum. Ve öğrencilerime de söylüyordum. Keşke diyordum hani doktorun böyle şırıngasıyla hani çektiği ilacı hani tedavi amaçlı nasıl yapıyor? İğne şeklinde vücuda vermesi gibi. Ben de o öğrenme, o aşkı, şevki, ihtiyacı şeyini, duygusunu hani böyle sizlere şey yapabilsem, kolunuzdan böyle şırınga haline verebilsem, o kadar güzel bir duygu ki. Hocam başarmışsınızdır, ara ara bize bir formül verin. Çok ihtiyacımız var. Yani işte diyorum ya hocam, vakit sınırlı olunca aslında her birinde mesela öğrenme şeyleri başlıklı bir şey oluşturabilirsek sizinle, mesela hani öğrenme stratejileri, nasıl öğrenmeliyiz,
öğrenme şey programlarımızı, çalışma programlarımızı nasıl oluşturmalıyız, hani çocuklarımızı bu konuda nasıl rehberlik yapmalıyız. Evet. Orada çok güzel şeyleri var. Örnekleri var mesela. Yani, vaktimiz de çok az kaldı ama ben bu lezzet almayla, hani biz anne baba olarak ne yapacağız onu irdelemeye çalışıyoruz ya, öğretmenden ziyade. Şey aklıma geldi, yeni yaşadım. Büyük kızım şimdi filozofi dersi alıyor. İlk defa alıyor filozofi dersini. Aslında sözel olduğu için biraz çekinmişti ama şimdi anlatılan konular çok dikkatini çekiyor. Mesela mutluluk kavramını anlatmış öğretmen okulda. Geldi bana detaylıca anlatmaya çalışıyor. Şimdi dediğiniz aslında lezzet aldığı belli ama o lezzetin devamı ve çok da güzel olduğunu kendim vurgulamak için de, ya çok hoş, ben de bunların üzerine okumalar yapıyorum zaten, bana öğretmenin anlattıklarını anlatsana tek tek diye. Evet. O şeyi devam etsin diye özellikle de hem vurguluyorum, kendime de tabii çok faydaları oluyor da, böyle yapabilir miyiz acaba biz de o lezzete katkı sağlamak için beraber de gelip anlatsalar. Tabii çok önemli. Mesela benim annem normalde ilkokul mezunudur. Biz 6 tane kız kardeşiz. Annem hayatını kız çocuklarının okutulmasına adayan bir anne gerçekten. Örnek alınacak annelerden bir tanesi. Ve alkışlıyoruz gerçekten. Aldık yani onun çabalarıyla. Ve ben hiç unutmuyorum, annem bir ilkokul mezunu olarak ilkokulda bizimle beraber ders çalışırdı. Yani kitabımızı karıştırırdı, dillerimizi karıştırırdı, yol gösterebileceği, yardım edebileceği yerlerde yardımcı olmaya çalışırdı. Yani ondaki aşk ve iştiyak, onun bizimle şeyimizi paylaşması, yani öğrenim hayatımızı paylaşması bizi çok mesela motive ederdi. Yani şimdi çok şöyle, mesela ben çok duydum. Evet, öğrencilerimden mesela çok duydum. Diyor ki mesela hani, bizden annemiz, işte babamız ders çalışmamızı istiyorlar. Diyorlar ki evet siz, yani biz size oda kurduk. Çalışma masanız, ondan sonra teknik olarak, yani ders çalışma açısından teknik olarak çok güzel bir ortam oluşturduk. Odalarınızda ders çalışın diyorlar. Kendileri salonda veya dinlenme odalarında televizyon açıp televizyon seyrediyorlar. Evet. Şimdi çocuk mesela mutlu olmadığını söylüyor bu şekilde. Diyor tabii, ki ben bana ders çalışmamı söylüyorum da içeride açık bir televizyon var. Yani hani benim ve ses de geliyor. Hani evlerimiz o kadar büyük değil ki yani. Sesler de gelebiliyor zaman zaman çocuğun yanında. Evet sen ders çalışacaksın ama benim rolüm, ben bitirdim o öğrenme hayatımı bitirdim. Bana düşen rol, bütün günde zaten hani yorulmuşum. Anneler evde, babalar dışarıda veya her ikisi evde dışarıda. Biz şimdi çaylarımızı, işte kahvelerimizi alacağız, televizyonumuzu, programımızı seyredeceğiz. Yani evet. Bu bakın, işte ifade ettiğiniz şey orada önemli. Yani beraber bir şey ortamında, öğrenme ortamı oluşturmak evde, hep beraber. Şimdi şeyi hiç unutmuyorum, şeydi, bize bir seminere gelmişti. Tam böyle liselere giriş sınavının sonrasındaydı. Türkiye geneli yapılan, pederecilere yapılan bir seminerdi. İşte bir profesör konuklardan biriydi ve o yıl çocuğu liseleri giriş sınavında Türkiye birincisi oldu. Şimdi biz de tabii soru yöneltmiş olduk ona. Ondan sonra hani nasıl çocuğunuz bu başarıyı nasıl yakaladı şeklinde. Dedi ki hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. İşte eşim doçentliğe hazırlandı. Ben işte profesör hazırlanıyordum. İşte çocuk beraber hazırlandı, sınavlara hazırlandı. Zaten öğrenme ortamı varmış yani evin içerisinde. Evet. Çocukluğun da tabii ki motive olması daha kolay olmuş. Bu da tabii çok önemli. Yani ben de çocuklarım üniversite çağına geldiğinde üniversite okumayı düşünüyorum hocam. Hem onlardan enerji alıp hem enerji verme adına öyle bir niyetim var yani. Evet, çok güzel, çok güzel bir yani örnek olma açısından çok 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 önemli yani. Ben de mesela hani normalde şu anda çocuklar mesela yapıyorlar, hani onu görüyorum onların gözlerinde, ifadelerinde. Mesela hani demiyorum artık hani 50 yaşımı, 25 yılımı zaten geride bırakmışım. Tamam artık biraz kendi şeyime, okumalarım, kendi manevi gelişimine zorlayayım vesaire demeden hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli. Yani anne babanın çocukları bu noktada örnek olması çok önemli. Evet. Necla hocam, böyle birkaç dakika içinde toparlayalım. Evet, arzu ederseniz. Tamam.
Tamam. Çünkü sizden sonra aynı konu başlığında burada gerçekten belli bir başarıyı yakalamış bir arkadaşımızı alacağız. Burada Fransa'da tecrübelerini paylaşacak bize 15-20 dakika. Konuyla başlıklarını biliyorum, çok değerli, kıymetli ama Allah nasip ederse sonraki aylarda tekrar bir bu konu üzerine açılım yaparız. Evet. Şimdi son olarak tabii şunun üzerine durmamız da önemli. Evet. Özgüvenleri, motivasyonları açısından tabii ki dediğim gibi hayatımızda, bizim hayatımızda inişler çıkışlar olduğu gibi onların hayatında da, okul hayatında da başarısızlıklar olabilir. Peki onların başarısızlıklarını motivasyonlarını kırıcı mı yoksa işte özgüvenlerini kırıcı bir şekilde mi yönlendirmeliyiz? Hani bu yanlış, tabii ki yanlış bir tercih olacak tabii ki bu. Yoksa onların başarısızlıklarını bir öğrenme ortamını çevirebilir miyiz? Evet, başarısızlıkları bir öğrenme ortamına çevirebiliriz. Bununla ilgili bir sürü örnek var. Yani yaşanmış bir sürü örnek var. Hep ben öğrencilerime klasik bir örnek olarak veriyordum. Burada da vermiş olayım. Edison'un o bilim dünyasını çığır açan, o buluşu gerçekleştiren, o ilk ampulü yakan kişi olan Edison'un 1001. denemede o ampulü yaktığını biliyor muyduk? 1001. Evet. Bin kere maşallah diyelim o zaman biz. Bin evet. Bir sabırla. Evet. Hatta şöyle söylüyorlar. Siz evet 1000 tane başarısızlık yaşadınız. Ancak 1001. de hani o ampulü yakmayı başarabildiniz. Evet. O da hayır diyor. Kabul etmiyor. O 1000 tane gerçekleştirdiği denemeyi başarısızlık olarak kabul etmiyor. Diyor ki benim... Asıl mesele burada. Asıl mesele burada. Hayır diyor. Benim o ilk ampulü diyor başarıyla yakabilmem için 1000 tane deneme yapmam gerekiyordu. Süper bir şey hocam. Gerçekten. Evet, 1000 tane deneme yapmam gerekiyordu. Evet, işte fırsata çevirme. Yani her yaptığımız şeyi bir fırsata çevirme. Eğer şu ifadeleri kullanırsak biz çocuğumuza, ben sana söylemiştim, seni uyarmıştım, sözümü dinlemediğin için bunlar başına geldi, böyle gidişte hiçbir şeyi başaramazsın gibi ifadeleri kullanırsak tabii ki başarısızlıkları fırsata çevirmek mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Tam tersi, bunlar özgüveni ve motivasyonu kırıcı şeyler, ifadeler yani. Evet. Çocuklara yaklaşımımızda eğer hataları, yani sıfır hatalı bir yaklaşım, yani hiçbir şekilde başarısızlığı kabul etmeme, mükemmeliyetçi yaklaşım, daha önce de üzerinde durduk, başarısızlık korkusu oluşturur. Bir de korumacı bir yaklaşım var. Korumacı yaklaşımda da tamam sen ne yaparsan yap kabulüm, ben senin şeylerini telafi ederim gibi bir yaklaşım. Eksiklerini, hatalarını telafi ederim. Bu da çocuğun kendini kontrol etmesini engeller. İkisi de negatif bir durumdur. Yani hocam ekranda da var ama tekrar bir vurgular mısınız? Evet. Mükemmeliyetçi yani, yaklaşım. Evet, evet. Mükemmeliyetçi yaklaşım başarısızlıkları kabul etmeme. Yani başarısızlık diye bir şey yok. Her şey mükemmel olacak. Yani her şey mükemmel olmalı. Okul hayatında çocuğun her şey mükemmel olmalı. Bu çocukla ne olur? Hata yapma korkusu oluşturur. Hata yapma korkusu, başarısızlık korkusu oluşturur. Tecrübeyle de sabittir. Evet. Tam tersi korumacı yaklaşımda, yani tamam sen ne yaparsan yap, koruyor ya, hani çocuğunu koruduğunu düşünüyor ya aile. Evet, sen ne yaparsan yap, şey benim kabulüm, ben senin şeylerini, eksiklerini, hatalarını telafi edebilirim. Evet, bu da çok. Yani bir iki ifrat ve tefrit gibi, yani uç yaklaşımlar bunlar. Bunları not almaları gerekiyor izleyicilerimizin, hepimizin de. Mükemmeliyetçi yaklaşım ve korku. Korumacı yaklaşım. Evet. Bu da çocuğun kendini kontrol etmesini engeller. Nasıl olsa ailem ben yanlış yapsam da kabul ediyor. Benim eksiklerimi, hatalarımı gideriyor. Yani bu da çocuğun gelişim açısından olumsuz bir yaklaşım türü. Evet. Peki bize düşen o, hani diyoruz ya, hani rehberler olmalıyız. Hayat başarısını, yaşam başarısını elde etme noktasında rehberler olmalıyız. Bu
başarısızlıkları yaşam başarısına çevirmek hedefimiz olmalı. Yani ders başarısızlıklarından ders alarak çocuklarımız yaşam başarısını evet elde edebilir. Hatta başlığımız hatırlarsın. Çok vurgulu cümleler hocam. Bunlar çok evet. Çok harika cümleler gerçekten. Evet. Okul başarısından demiştik ya, okul başarısından hayat başarısına giden yolda ailenin rehberliği diye ifade etmiştik. Peki o okuldaki başarısızlıklar yaşam başarısına nasıl götürecek? İşte burada tam sonunda vurgulamış oluyoruz. Evet, şu soruları kendine yöneltebiliyorsa çocuğumuz ve bu noktada biz o soruları tabii ki zihninde oluşmasına, bu soruları kendi kendine sorması noktasında rehberlik yapabiliyorsak, çocuk her başarısızlığında şunu söyleyebiliyorsa, neleri iyi yaptım? Bakın, başarısızlıkta direkt başarısızlık vurgulanmıyor dikkat ederseniz. Evet, neleri evet, iyi evet. yaptım diyor. Sonuçta iyi yaptığı bir şey var. Yani hani şeyin Edison'un ifade ettiği gibi 1000 tane deneme yapmış ama o 1000 tane deneme 1001. Şeyi bulmasına yardımcı olmuş. Yani o ilk ampulü yakmasına yardımcı olan şeyler var. Yani aşamalar var o yaptığı denemelerde. Neleri iyi yaptım? Evet. Neler daha iyi yapılabilir? Evet. Hatalarım nelerdi? Tamam, iyi yaptığım şeyler var. Daha iyi yapabileceğim şeyler var. Bak, basamak basamak. Önce iyi yaptıkları. Sonra neler daha iyi yapılabilir? Sonra evet, hatalarım nelerdi? Evet, nelerin farkındayım? Ve ne öğrendim? Evet. Aslında bu, bakın bu şeyler, düşünce biçimi hepimiz için geçerli olan bir şey. Evet. Yani yaşam başarısını elde etmek için bu soruları hepimizin kendimize sormamız kesinlikle. Gerekiyor. Biz zaten sonra başarırsak, evet her alan için yani. Sizin ifade ettiğiniz gibi biz sormayı başarırsak eğer zaten çocuklarımız da başaracaklar. Evet. Neleri iyi yaptın? Neler daha iyi yapılabilir? Evet. Hatalarım nelerdi? Nelerin farkındayım? Ne öğrendim? Evet. Önce işte, iyilerle güç kazanacak ki evet, o negatiflikleri kaldırabilecek evet. enerjisi olsun yani. Evet, kesinlikle öyle. Yani ben zaten Kur'an'ın insana yaklaşma biçiminde de aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesinde de yeri var. Modern evet. psikoloji bilimi de aynı şey zaten. Onlar birbirini tamamlayıcı şeyler zaten. Evet, aynı evet. şeyi ifade ediyor. Önce olumlu hani hüsnü zan, suizan kavramları. Yani evet, hüsnü zan. Evet. Yani bizim önce öne çıkarmamız gereken şey hüsnü zan. Yani iyi bakabilmek, iyi görebilmek, iyi düşünebilmek, olumlu düşünce, pozitif hı-hı. düşünce. Bunlar birbirlerini destekleyici ifadeler. Önce yapabildiklerimiz, daha az yapabildiklerine odaklanacak, yapabildiklerini önce görecek çocuk. Evet, ben bir başarısızlık elde ettim ama yani iyi yaptığım şey de var mesela. Şimdi diyelim ki şöyle hani somut örnek verecek olursak 100 üzerinden mesela çocuk ne yapmış? Diyelim ki 40 almış. Hani çok yeterli gibi görünmüyor. Hani geçer gibi görünmüyor. Ama sonuçta 40 aldığı bir not var değil mi? Yani yaptığı bir şey var 100 üzerinden. Evet, evet, önce o yapabildiklerini evet. gördüğünde evet ben bu konuyu anlamışım. Ve bu anladığım konular bana 40 puan getirmiş. Evet 40 puan almışım ben. Sonra öğretmen mesela diyor evet ya puan vermedim buradan ama diyor şuraya kadar diyor neler daha iyi yapılabilir? Şuraya kadar geldiğin şey doğruydu aslında ama şurada kopmuş mesela olay hı-hı. diyor sınavda. O daha iyi yapabildikleri sonra hatalar o 60 puan götüren kendisinden 60 puan götüren o sorular hatalar neler? Ondan sonra nelerin farkındayım? O sınav sonucunda evet ben şu konuları anlamışım ama şu konuları anlamamışım. Onları ne yapmalıyım? Tekrar etmeliyim. Yani eksiklerimi gidermeliyim. Sonra da en sona da bir ne öğrendim? Evet. Hocam dolu bardak taşan ben... misali yani gerçekten çok harika anlattınız. Çok harika da daha başlıklarımız da var. Ama sıkmayalım isterseniz burada bitirelim. Tamam. Ben inanın kendime çok ders aldım. Allah uygulamayı da bana nasip etsin. Bütün izleyicilerimize de eksikliklerimizi gidermeyi. Bir anda hiçbir şey olmaz ama hayat bir imtihan yeri her konuda öyle. Adım adım diyelim.
az zararlarla bu güzellikleri uygulamayı Allah'tan istiyoruz. Öyle bir güç istiyoruz Rabbimden, başta kendim adına. Yani hem güzel anlatımız hem konunun değerli ve geniş olmasıyla gerçekten yetmiyor. Yani YouTube'da evet vakit sınırı yok ama biz izlerken sıkılmamalarını istiyoruz. İzleyicilerimizin bir sonraki haftaki programı heyecanla beklemelerini istiyoruz. Arzu ederseniz çok ileriki zamanlarda tekrar farklı konuların içinde bu konuları da eminim irdeleyeceğimiz genel konular çünkü bunlar. O şekilde devam edelim Necla Hocam. Evet. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim güzel anlatımınız için. Daha sonraki programlarda heyecanla bekleyeceğiz sizi. Evet, çok sağ olun. Sizlere de. Sadece bu şekilde bu kanalla değil, bu bilgilerinizi, tecrübelerinizi aktar muhakkak hocam. Evet. Duramazsınız zaten de o kadar 25 yıllık tecrübe paylaşımından sonra, ama buradan da tekrar ifade etmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, daha sonraki programlarımızda çok... görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, bu aktarımları hayatına farklı şekilde yansıtmış bir arkadaşımızın tecrübelerini dinleyeceğiz. İkinci konu Hatice Akarçeli'yi alıyoruz. Geldi kendisi. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. İsminle hitap ediyorum. Çünkü bir zamanlar abla kardeş ilişki yakınlığını yaşadık seninle. Çok da mutlu oldum o günleri yaşadığımızda. İyisin inşallah. Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hatice, başlamadan evvel seni bir kısaca tanıyalım mı? Ben Hatice Karçelik. Lyon tarafında doğma büyümeyim. Burada liseden sonra 2 yıllık BTS okudum. BTS Mük Management olarak okudum. Ardından da Lyon Üniversitesi'nde 3 yıllık lisans Sciences et Gestion de l'Economie olarak lisansımı tamamladım. Şu an evliyim ve 3 çocuk annesiyim. 9, 6 ve 4 yaşında 3 çocuk annesiyim ve Marsilya tarafında Aix-en-Provence'da yaşıyoruz. Evet, şu an çocuklarına rehberlik yapıyorsun. İnşallah, evet. Evet. Daha evvelinden konuştuğumuz gibi de bizim konumuz okul başarısından hayat başarısına giden yolda aile rehberliği, ailenin rehberliği. Necla Hocam çok güzel konulara vurgu yaptı ve eksik de kaldı. Daha sonraki zamanlarda tekrar devam edeceğiz inşallah. Hatice, sen de bir yaşanmış örnek olarak Fransa'da doğdun, büyüdün, eğitim hayatını burada tamamladın. Şu anda da annesin. Geçmişindeki yaşadıklarını çocuklarınla farklı şekillerde devam ettiriyorsun. Biz senin hayat tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Eminim çok ışık tutacaktır. Eğitim hayatında ailenin hangi yönlerdeki adımları, rehberliği seni motive etti? Bize biraz böyle kısa kısa anlatabilir misin örneklerle? Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Ya benim ailem de göçmen bir aile zaten. Babam biraz daha 16 yaşlarında geldi ama Fransız sistemini, Fransız eğitim sistemini hiç bilmeyen bir aileydi tabii ki. Onların en büyük desteği bizlere, bana ve kardeşlerime tabii ki. Yani okumanın çok önemli olduğunu sürekli bize vurguladılar yani. Ve bize bu konuda hep destek çıktılar. Yani biz bilmiyoruz, evet sistemi bilmiyoruz ama siz okuyun, yani siz okuyabildiğiniz yere kadar okuyun. Biz her zaman size destek çıkarız maddi, manevi anlamda ve gerçekten de böyle oldu. Yani ben mesela bir kız çocuğuyum, eve geldiğimde ki en büyük de benim, ailenin en büyüğü benim. Eve geldiğim zaman, okuldan eve geldiğimde hani benim dersim var dediğim zaman odama çekilip rahatça saatlerce ders çalışabilirdim. Hani bu da bir destek kesinlikle. Ben ailemden hiçbir zaman şu sözü duymadım. Yani bunu daha sonra dışarıdan duyduğumda da çok şaşırmıştım. Hani okuyup da ne olacak? Mesela şeyi çok çok fazla duyuluyordu yani. Ben ailemden bunu hiçbir zaman duymadım.
Tam tersi yani okuyun. İleride bir meslek sahibi olmasanız bile okuyun. Yani şu an sizin okuma zamanınız diye. En büyük destekleri bu oldu diyebilirim. Yani dediğim gibi sadece işte onlar sistemi bilmedikleri için hani yönlendirme yapamıyorlardı. En büyük eksiklik de buradaydı zannedersem. Peki çok Ama diğer belki çok destek bile. çok basit bir şey aslında ama rastlıyorum şimdi özel odan, özel çalışma masan, yani materyallerin diyelim daha doğrusu tam mıydı? İlk zamanlar değildi. Biz liseye kadar, liseden sonra yani bizim bir odamız vardı, bir tane çalışma masamız vardı ama hiçbir zaman orada çalışmadık ilk zaman ortaokula kadar. Ortaokuldan sonra, liseden sonra kendi odam, kendi çalışma masam vardı. O zaman orada çalışıyordum. Bir de tabii ondan sonra bilgisayar, internet aparatları da çıktı yani. Ortaokula kadar yoktu. Liseden sonra onlar da vardı. Onlar da tabii temin ediyorlardı yani. Ve ondan dolayı da belki kendi odamızda çalışma ihtiyacı hissediyorduk. Ama ortaokula kadar değildi. Mutfakta çalışıyorduk, salonda çalışıyorduk. Yani illaki o dizayn yoktu. Evet. Çok güzel. Şunu da sorayım. Yani ben kendim anne olduğum için fark ediyorum. Belki burada bazı izleyicilerimiz için şey yoktur. Yani hani bu noktada bir eksiklik yoktur ama bana iki kültür, yani Türk kültürü ve Fransız kültürü çok farklı yanları var. İki dil, Türkçe ve Evet. Fransızca ve gözlemlerimi doğrusunda belki gitgide bu noktada mesafe kat ediliyor ama burada Türk aileleri ev hayatlarında, günlük hayatlarında alışverişlerinden komşularına kadar Türkiye'de gibi yaşıyoruz genel itibariyle. Yaşanıyor yani, yaşandığını gözlemliyoruz. Evde Türk kültürü her şekilde devam ettirmek, Türk kültürü de demeyelim de yanlış olur bence. Geldikleri hayat tarzlarını diyelim. Ailelerin geldikleri Evet. hayat tarzlarını devam ettirirken okul hayatındaki öğrencilerin, öğretmenlerin hani ortaya koydukları şeyler daha farklıyken bu ikilemin getirdiği zorlukları yaşadın mı? Ya yaşadığın zaman hani nasıl aştın? Çok geniş bir soru bu. Çok da Evet. geniş cevapları var biliyorum ama bir iki cümleyle seni en çok bu konuda hep ileriye doğru götüren noktayı vurgulayabilir misin bize? Ya kesinlikle çok farklı yani dediğiniz gibi ve biz evde hep Türkçe konuşuyorduk. Yani bizim çocukluğumuzda evin içerisinde hep Türkçeydi. Sadece dışarıda okulda Fransızca konuşuluyordu. Aslında bu bir zenginlik Kesinlikle. olduğunu çok çabuk fark ettim diyebilirim. Yani ilkokuldan itibaren Çok güzel. arkadaşları eve davet edip benim ev ortamımı göstermek beni hani rencide etmiyordu. Tam tersi Çok onlar da güzel. şaşırıyordu. Aa siz de böyle mi? Vesaire. Evet diyordum yani biz de böyle. Bunda hani bir sıkıntı görmüyordum. Belki o yönde yani belki aile içerisindeki iletişim doğru olduğu için diye düşünüyorum. Yani Evet. annem babam hani bundan rahatsız onlar da rahatsız olmuyordu. Çünkü başka babamın arkadaşları Fransız arkadaşları da eve gelebiliyordu. Geliyordu yani o zaman. Ve o da rahatsız olmadığı için belki hani biz de rahatsız olmuyorduk. Yani mesela yerde yiyorduk. Çok iyi hatırlıyorum biz ilkokula giderken daha sonra tabii masa sandalye kültürü bizde de oldu ama biz yerde yiyorduk hala ve arkadaşlar geldiğinde yer sofrası kuruyorduk. Aa yerde mi yiyorsunuz şeyi? Evet yerde yiyoruz. Hani bunun bir eksisi yok ya da fazlası yok tarzında. Bir de belki okulda kendini kabullendirmek de önemli. Ve biz Çok Fransızların güzel. olduğu bir ortamdaydık tamamen. İlkokul 2'den itibaren yani daha öncesi bir mahallede oturuyorduk ama ilkokul 2'den itibaren tamamen Fransızların olduğu, hiç yabancıların olmadığı bir yerdeydik. Ve belki de onların da dışlamaması. Her doğum gününe davet edilirdik Gider arkadaşlarım miydiniz? arasında. Giderdik. Oo, çok Giderdik. güzel. Yani doğum günlerine giderdik. Belki de o yüzden bilmiyorum. Yani bu soruya tam belki şey yapamayacağım. Hani o Yani benim zihnimde olan cümleleri cevap verdin diyebilirim. Yani hani kendim şey yapıyorum tabii nasıl aşabiliriz dediğimde belli cümlelerim var.
Onları vurguladın, çok da güzel. İletişim dedim bu başta, ailenle olan iletişimin, sonra arkadaşlarınla iletişimin. Ya ben bir anne olarak da şunu fark ediyorum. Yani okuldaki arkadaşlarınla sadece eğitim hayatı içinde ilişki kurduğun zaman daha zor. Ama sosyal hayatta işte dedin, mesela evinize geliyor, doğum günleri davet edildiği zaman gidiyorsun. Bu sosyal hayatın, arkadaşlık ilişkileri adına ciddi adımlar ve çok gerekli olduğunu da düşünüyorum. Ve şunu uyandırdığına inanıyorum. Ya ben kendim olarak, yani sen bir Hatice olarak, işte ben bir Mesruriye olarak onlarla arkadaş olabilirim. Yani Türk kültürüyle de, Türkçe ile de, özümle de, yani çünkü bizim de çok değer, kıymetli değerlerimiz var. Onların da çok kıymetli değerleri var. Bu kıymetler birleştiği zaman zenginlik olur. Kesinlikle, evet. Yani ikili dil demek, iki kere düşünmek demek, iki kere hayal etmek demek. Çok büyük bir zenginlikler. Sen gerçekten bunları iyi değerlendirmişsin. Peki iyi değerlendiren bir Hatice, eğitim hayatını yaşayan Hatice'den sonra anne Hatice oldun. Üç çocuğum var. Aynen. En büyüğü 9 yaşında. Yaşını iyi biliyorum çünkü benim küçük kızım senin en büyük evladın. Aynen. Bu tecrübelerin doğrultusunda evlatlarına nasıl bir yol çizmeyi düşünüyorsun? İki dil, iki kültür noktasında. Yine çok geniş bir soru oldu. Daha daraltayım. Ya şurada şuna çok dikkat edeceğim dediğin konular nelerdir? Kısaca bizimle paylaşır mısın? Anneliğinde şunlara, eğitim hayatlarında şunlara çok dikkat edeceğim dediğin birkaç başlık sayar mısın bize? Kesinlikle evet var. Yani en başta okulla ilişki, okul çocuk arasındaki ve okulla öğretmenle olan ilişkiye çok dikkat ediyorum. Çocuklar mesela her akşam geldiğinde mutlaka çantalarını açıp bakıyorum. Hani tabii benimkiler daha ilkokulda olduğu için yani biraz da onun etkisi var. Hani biraz daha büyük çocukları olanlar için farklı olabilir. Ama mutlaka her akşam çantalarını kontrol edip ertesi güne ödevlerin olup olmadığı veya öğretmen veli arası olan defteri kontrol edip öğretmenden gelen bir talep var mı, okuldan gelen bir talep var mı? Ona çok dikkat ediyorum. Evet. İkinci olarak sosyal hayatlarına dikkat ediyorum. Yani okulun dışında bir aktivite yapmalarına, bir sosyal hayatlarının olmasına dikkat ediyorum ve aynı zamanda arkadaş ilişkisine, yani doğum günlerine gitmelerine ve eve kendi doğum günlerini kutlamayı, eve arkadaş almayı, ona da çok dikkat ediyorum. Ve okulda mesela doğum gününü kutlamayı, okulda öğretmenle görüşüp, her öğretmen kabul etmiyor kesinlikle, bu doğru. Ama öğretmenle görüşüp 2 hafta sonra benim çocuğumun doğum günü olacak, işte ben pasta yapmak isterim, bir şeyler getirmek isterim diyerek bu çocuğun okuldaki arkadaşlarıyla bir bağ kurmasına çok büyük bir adım oluyor. Yani bazı öğretmenler dediğim gibi kabul etmiyor, hiç değilse bir şeker dağıtmasına izin veriyor, ama belki pasta vesaire izin vermiyor ama şeker getirip dağıtabiliyor, ama bu bile çok büyük bir adım oluyor yani o çocuklar için. Bunlara dikkat ediyorum yani. Peki arkadaşlık seçimlerinde, gerçi dediğin gibi daha çok küçükler ama arkadaşlık seçimlerinde nasıl bir yol rehberlik yapmaya çalışıyorsun, yapıyorsun diyelim daha doğrusu? Ya dediğiniz gibi işte daha küçükler ama yani daha önce, şu an biz yeni taşındık, bir yıldır farklı bir yerde oturuyoruz. Daha önceki oturduğumuz yerde zaten annelerle de o ilişkiyi kurabiliyorsunuz, çocuklar aynı sınıfta olunca. Ve çoğu zaman zaten biz o anneyle görüştüğümüz zaman çocuğumuz da otomatik olarak onun çocuğuyla daha sık görüşüyor. Evet. Geçen yıl daha iyi yapabiliyordum bunu. Biz anneyle mesela organize ediyorduk, işte sen bana gel ben size geleyim tarzında. Çocuk da otomatik olarak o çocukla oynuyordu. Okul dışında daha çok o çocuğu gördüğü için okulda da gidip o çocuğu buluyordu. Bu şekilde daha kolay oluyor. Görüşmesini istemediğim çocuklar da oluyor maalesef ki. Bazen bunu direkt olarak açıklayabiliyorum. Ya bak, evet sen bu çocuğu davet etmek istiyorsun ama en son geldiğinde böyle böyle olmuştu ve ben yine böyle tekrarlanmasını istemiyorum ve davet etmeni istemiyorum diye söyleyebiliyorum. Çok güzel. Ve söylüyorum.
Hani şu an biraz daha küçükler, belki daha kolay. Evet, büyük çocuklar, anneler, evet, belki böyle söyleyebilir. İleride de ne olur bilmiyorum açıkçası. Nasıl? Ama en basiti diyeyim, sevdiğiniz bir çocuğun, yani huyunu suyunu sevdiğiniz bir çocuğun annesiyle ilişkiyi kurup o çocukla, o anneyle siz daha sık görüşürseniz çocuklar da otomatik olarak daha sık görüşüyorlar yani. Evet, şu çıkarımı yaptım şimdi kendi zihnimden ifadelerinden sonra. Necla Hocam işte özgüvene değindi, motivasyona değindi. Bu hem öğretmenlerle diyalog içinde olmak, hem sosyal hayatlarına, sosyal aktivitelerine, arkadaşlarıyla ilişkideki diyaloglarına dikkat etmek ve o bağı kurmalarda yardımcı olmak, rehberlik yapmak. Necla Hocam'ın bahsettiği motivasyon ve özgüven için çok önemli adımlar diye düşünüyorum. Benim de tecrübe ettiğim. Mesela ben bir evladımda çok iyi yakın arkadaş olduğu arkadaşının ailesini ilk eve davet ettikten sonra çok daha rahatladığını fark ettim. Bizimle, yani bizimle okulda bulunmak, arkadaşlarının ailelerine gitmek noktasında çok daha rahat olduğunu fark ettim. Yani ben de Fransızcayı bilmiyorum. Şu an yeni yeni öğreniyorum. Öğrenme aşamasındayım. Yani bilmiyoruz diye çekingenlik etmedik. Yani ailelere Kesinlikle. o aileler, yani çocuklarımızın arkadaşlarının aileleri, çocuklarımızın arkadaş ilişkilerine değer verdiğimizi fark ettikleri zaman, ailelerini tanışmak istediğimizi fark ettikleri zaman, onlar da zannederim bizi bir Evet. yere oturtturuyorlar gibi geliyor. Yani değer verme veyahut da çocuklarını rahat rahat bize gönderme, arkadaş ilişkilerinde daha rahat olma konusunda onlarda da bir güven oluşuyor diye düşünüyorum. Okul başarısında sosyal hayata da kendini rahatlatması adına bize düşeni yapmak zorundayız. Özellikle de farklı iki kültür, iki dil yaşayan çocukların annelerinin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Kesinlikle evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani biz eve davet ettiğimiz zaman aileler gelip bizimle muhabbet edip ev ortamını gördüğü zaman kesinlikle farklı bir bakış açıları oluşuyor o çocuk için ve diğer çocuklardan, sizin çocuğunuz için yani. Çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Hatice. Ben teşekkür Yani ederim çok mutlu oldum davet ettiğiniz gerçekten de için. ve daha sonraki programlarda da çıkarmak istiyoruz seni. Çok Tecrübelerin veya da başka teşekkürler. konular üzerine konuşmak isterim. Çok sağ olasın, çok İnşallah teşekkür eğer ederim. yardımcı olabildiysem ne mutlu. Kesinlikle inşallah çok renk kattın. Hem de tecrübeler çok önemli. Yani bilgiyi sindirmiş, bilgiyi yaşamış. Estağfurullah. Tecrübe sahipleri hep ışık tutuyor hayatlarımıza, çocuklarımızın hayatlarına da. Ve ben çocuklarım adına da sizin gibi gençleri varlığı çok sevindiriyor yani. Biz belli bir yaşa geldik ama burada çocuklarımız büyüyor. Sizlerin varlığı, sizlerin onlara ön ayak olmanız bizim için büyük bir lütuf, şans diyelim. Hatice Akarşel'e çok teşekkür ediyoruz. Programı kapatmadan evvel bir sonraki haftaki konuğu ve konumuzu vurgulamak istiyorum. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Haftaya Esra Demirel hocamızı davet edeceğiz ve konu da ilk iki haftada çocuklarımız üzerine konuştuk ama üçüncü haftamızda eşler arası diyaloğu konuşacağız. Başlığımız da kaybedeni olmayan ilişki. Son hatırlatma olarak kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Ve altına yazdığınız yorumlar bizim programlarımızı şekillendirecektir.